Alpan Bey de takacak mı? Bir dakika, nereden geliyor kokular? Kokular nereden geliyor? Onların içerisinde geliyor. Özel bir sünger vardır. O süngere parfüm enjekte edilmiştir. O parfüm sayesinde o kokuyu hissediyorsunuz. İyi de mesela bende şimdi ne var? Buna nasıl takacağız? Ona takamayacaksın. Şimdi ona şöyle, biz sizin istemiş olduğunuz şeyi tasarlıyoruz. Daha sonrasında onun üzerine de istemiş olduğunuz parfümü değilse, kullanıyoruz. Böyle bir küpeyse nasıl olacak? O küpede de aynı şeyi yapabiliyoruz. Aslında görmüş olduğunuz küpe sadece bir örnektir. Asıl çalışması farklıdır. Yani şurada da görüldüğü üzere işte normalde bir dolum haznesi üzerine, dolum haznesi içerisinde yapılmış bir ürün bu. Dolum haznesinin içerisine parfümü enjekte ediyoruz. Dışında sünger var. O dışındaki sünger parfümün küpenin haznesinde delikler var. Yürüdükçe sallanmasını sağlayan delikler var. Sallandıkça koku yaymasını sağlıyor. Yani şimdi göremiyoruz. Sünger içeride göremiyorsunuz küçük şu anda. Küçük bir sünger var. Minik bir sünger var. Evet. Sorabilir miyiz biraz? Tabii tabii. Şimdi genelde tabii, top oluyor bu yani. Yok, her türlü küpeye kullanabiliriz. Kadınlar için biraz soru olabilir de. Şimdi parfüm tenle bağlantılı bir şey değil mi? Aynen. Evet. Yani hatta her tende de farklı durur derler. Aynı koku farklı tenlerde farklı duracağı varsayımından yola çıkarsak bunun sizdeki avantajı nedir diyebiliriz belki. Ama farklılığı nedir? Farklılığı nedir? Şimdi biliyorsunuz bazı kadınlar ve erkekler ciltte reaksiyon gösterebiliyor parfüm sıktıkları zaman. Alerjik bir reaksiyon söz konusu oluyor. O zaman kıyafetlerine sıkıyorlar. Evet, kıyafetlerine sıkıyorlar. Daha sonrasında kıyafetlerde leke yapıyor. Bir de artı şöyle bir şey vardır. Sabahleyin çıkarız, bir fıs yaparız. Gün içerisinde bazen çok yoğun oluruz. Parfüm sıkamayabiliriz. Ama bu ürünle bu iki unsuru bir arada tutarız. Gün boyu güzel kokarız. Ne kadar sürüyor? Yani bir dolum yaptı. Yani evde mi dolum yapıyorsunuz böyle sabah? 100 kilometre gidiyorsunuz bunda. 100 kilometre gidiyorsunuz bir dolduğunuzda. Dizeli var. Sabahleyin sıkıyorum bunu. Hayır, aslında bu size göstermiş olduğumuz ürün sadece bizim bugün size gösterebilmek adına yapmış olduğumuz bir şey. Normalde bu nanoteknolojiyle çok farklı bir sistemde düşünülüyor. Yani hatta şöyle söyleyebiliriz, parfümerilerde ya da takıcılarda rahat bir şekilde dolum söz konusu olabilecek. Pardon, kendi parfümümüzle takıcıya gideceğiz, orada parfümümüzü mü depolattıracağız? İstiyorsanız nasıl olacak bu? İsterseniz o şekilde de yapabiliyorsunuz, isterseniz hazır kullanımlı. Ama farklı bir alan bu. Yani şu anda yani özel bir line oluşacak, bir hat oluşacak, ayrı bir köşe olacak. Hem kendi parfümleri olacak şu şekilde ucu şeyle. Ve ona göre de küpeler olacak. Yani siz hani bu şeyleri satan şeyler var ya, nedir? Bujiteri mi deniyor? Evet, bujiteri. Bujiterilerde bir şey alacaksınız, corner alacaksınız. Tamam. Ve işte parfümlü şeyler yapacaksınız. Ya ben yani işinize karışmak gibi olmasın ama hani bunu görünce bir kere çok şık bir şeyin içine kokuyu yerleştirme fikri güzel ama yani ben insan üstüne düşünmedim. Direkt sanki araba aksesuarı olarak çok güzel geldi. Çünkü mesela nazar boncuklarının içine koysak değil mi? O bize böyle bir kartonlar veriyorlar. Çok kötü kötü onları asıyoruz, arabalar iğrenç. Murat Bey, biz sizi bir yarışmacı olarak alabilir miyiz? Evet. Yok, ben destek patentim burada o yüzden. Ama gerçekten bu fikir süper. Bence bu süper. Arabada biz hani... Murat Bey'i alkışlayalım. Nazar boncuğunun hani içine... Bir katkım olsun yani. Alkışı keselim, havaya gidelim. Patentten Murat Bey'i hatırlayacaksınız, patent gelirlerinden, araba için yaptığınız bunu ürünlerden. Gerçekten ciddi söylüyorum. Yani çünkü bilmiyorum, bana hep şey geliyor. İnsan çok özel, koku çok özel bir şey. Yani kendinize has bir şey. Siz de bütünleşiyor, yıllarca kullanıyorsunuz falan. Bir de devamlı aynı oranda kokmak istemeyebilir insan. Bir de sürekli... Yani bir parfüm şişesi gibi dolaşmak, bilmiyorum kaç kişinin hoşuna gider. Orasını ben anlatayım, müsaade ederseniz. Değiştirilebilir istediğiniz zaman. Koku dışarıya vermeden, siz istemeden vermeyen şekli de var. Yani siz isterseniz... Siz istemezseniz kokuyu dışarıya vermez. Ayarlayacağız. Sibop yardımıyla. Derecesini de ayarlıyorsunuz. Evet, derecesini de, tabii derecesini. Siz istemediğiniz sürece dışarıya çıkmayabilir. O şekilde de bir takı yapılır. Bunun bir patentini, bir şeyini aldınız mı? Başlangıcı yapıldı. Ha, çünkü mesela Murat'ın dediği gibi bir şey çok daha anlamlı olabilir. Yani o teknolojiyi patentlerseniz bence arabalarda çok daha... Biz zaten yani bunu bakın, sadece... Program bitti, gider alırım ona göre. Biz hızlı sadece bunu küpede tasarlamadık zaten. Küpe, kolye, bileklik, anahtarlık, çakmakların arkasına... Erkekler için özel bir sistem. Yani bunların hepsi kravat iğnesi, kol düğmeleri, bunlar çeşitleri var yani. Bence hizmet sektöründe ter kokusunu gideren bir şey üstüne çalışırsanız zilyoner olursunuz. Size garanti ediyorum. Daha bugüne kadar bulunamadı o. Aynen. Aynen. Ter kokusunu bastır ve güzel koku salgıla. İşte çabuk çıkan pratik atletle bunu birleştireceğiz. Oo, hizmet süper, sektörüne süper sokacağız. Bravo. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Siz de Kırmızı Oda'ya alkışlarla uğurluyoruz. Biz gibi kokulu kokulu uğurluyoruz. Evet, geçmiş olsun. Bu gecenin son yarışmacıları sizlerdiniz. Nasıl geçti? Ama iyiydi galiba. Biz fikrimizi anlattık. İşte jüri de vereceği karara bağlı. Beğendiler mi genel olarak? Yani. Genel olarak beğenilmiş durumda gözüküyor. Peki. İnşallah hayırlı olur. Hayırlısı olsun diyelim. Artık sonuçları biz de merak ediyoruz. O yüzden bir an önce Murat sana dönelim. Burada çünkü tüm yarışmacılarımız heyecan içerisinde artık bir an önce sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. Evet, çok güzel fikirler izledik. İsterseniz şimdi o fikirleri hep birlikte bir daha hatırlayalım. ED+7 çocuklar için tasarlanmış olan bir ürünümüzdür. Çocuklarımız otomobilde seyahat ederken daha rahat ve konforlu seyahat etmelerini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bir web sitesi tasarlamayı planlıyorum. Bunun üzerinden öğrenci seçeceğiz ve kredi ya da burs imkanı sağlayacağız öğrencilere. Fikrimizin adı içten dolgulu emniyet jantıdır. Bu projeyi kendi yaşadığım sıkıntılardan sonra fark ettiğim bir ihtiyacı projeye dönüştürdüm. Aslında bu yeni bir giydirme tekniği. Bu tekniği bir şimdilik atlete uyarladım. Lavabolarda ve musluklarda ayırmış olduğumuz suyu tuvaletlerde, evlerde ayırırsak, balkon yıkamada, merdiven yıkamada değişik yerlerde kullanma imkanı sağlıyor. Tak ve kok, ama aslında günlük hayatımızda kullanmış olduğumuz takılarımız da günlük hayatımızda yine kullanmış olduğumuz parfümün muhteşem ikilisi diye düşünüyoruz. Evet, birbirinden güzel fikirler izledik bugün. Onlar gerçekten hayatımıza ileride belki de çok önemli kolaylıklar sağlayacaklar. O fikirlerin sahipleri şimdi Kırmızı Oda'da heyecan içerisinde sonuçları nasıl olacak diye bekliyorlar. O heyecanı hep birlikte paylaşmak üzere Tamay Kılıcı'nın yanına gidiyoruz. Evet Murat, senin de söylediğin gibi birbirinden değerli 6 fikir az önce jüri üyeleriyle ve tabii ki seyircilerimizle buluştu. Eminim bu fikirler jüri üyelerimizi biraz zorlayacak. Bakalım burada heyecan nasıl? Ben de onlara sormak istiyorum. Hemen şöyle yanınıza geleyim. Şu anda heyecan ne durumda? Şu anda heyecan yok. İlk başta vardı. Yarışmayı tamamladıktan sonra heyecan da kalmadı. Kalmadı. Peki kim birinci olur, kazanır mıyım diye? Düşünceler nasıl tabii geçiyor? O düşünce her zaman var. Yalnız tabii bütün fikirler gerçekten çok güzel ve hepsi birbirinden değerli. İnşallah hepsi hayata geçer. Buraya katılmak da keyifliydi değil mi? Kesinlikle. Çok büyük keyif aldım. Değerli jüri üyelerimiz de sağ olsunlar. Çok desteklediler diye düşünüyorum. Umarım öyle olur. Sonuçta da güzel bir sonuç elde edebilirim. Peki kazanacağınızı düşünüyor musunuz? Ben şans veriyorum kendime açıkçası. Efendim hemen size soralım. Siz fikirlerin içinde en çok hangi fikri beğendiniz? Ya bu bana kalsa. Size kalsın. Evet, söylemek istemiyorum. Peki söylemek istemiyorsunuz. Evet. Peki seçilmezseniz üzülür müsünüz? Hayır. Neden üzüleceğim? En nihayetinde fikrimi şöyle çıkıp sundum. Sundunuz. Evet. Herkes duydu. Tabii ki. Paylaşmış oldunuz. Hemen sizin yanınıza geçelim. Siz kendi fikrinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Projemizin iyi olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Hayat için önem taşıdığını düşünüyorum. Siz neler düşünüyorsunuz? Heyecanınız ne durumda? Heyecanım biraz geçti. Şey söyleyeceğim, özellikle anlatamadım. Tam yeterli gelmedi bana anlattığım aslında. Gerçekten bu sıkıntıyı yaşayan hastalarımızın ve geçti ama artık biliyorsunuz artık evet, onu sahnede anlatacaktık. O yüzden hayata geçirmek isterdim ama bazen süreyi de iyi kullanmak gerekiyor değil mi? Kullanmak gerekiyor, bakalım. Peki bakalım, göreceğiz. Efendim sizin heyecanınız ne durumda? Heyecan geçti şu anda. Tabii ben fikrime önemli olan duyurabilmekti. Burada da onu duyurdum, kanaatindeyim. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben tak ve kop diyorum, başka bir şey demiyorum. Benim projem diyorsunuz. Yok yani projem için söylemiyorum. Arkadaşlarımızın projeleri gerçekten çok iyiydi. Ben ilk elemede de söylemiştim. Beyefendinin, Gürol Bey'in fikrini çok beğenmiştim. Hayırlısı diyorum, başka da bir şey demiyorum. Hayırlısı yani. Olsun diyorsunuz. Evet. Peki, o zaman ben de herkes için hayırlısı olsun diyorum ve hak eden kazansın diyorum. Evet Murat, gördüğün gibi burada durum bu şekilde. Herkes artık bir an önce sonuçların açıklanmasını bekliyor. O yüzden ben sözü yine sana bırakıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi büyük tartışmalar sonunda jürimiz gecenin birincisini seçtiler. Acaba kim oldu onu biraz sonra açıklayacağız. Ama önce tabii ki hem yarışmacılarımızı hem de Tamay Kılıcı buraya davet ediyoruz alkışlarınızla. İçeride heyecan var değil mi? Aslında Murat şöyle oluyor, başlarken çok daha fazla heyecan oluyor. Çünkü buraya çıkıp sunum yapabilmek ve projelerini anlatmak onlar için çok daha zor. Çok o yüzden evet. O ilk heyecanı attıktan sonra biraz bir rahatlama oluyor. Tabii sonlara doğru da acaba kim birinci olacak? Tabii ki stresi başlıyor. Evet. O yüzden şu anda heyecanlar ama biraz daha yatışmış durumda. Biz burada elimizden geleni yapıyoruz yatıştıralım diye ama bazen işte olmuyor. Jürimiz de bu akşam gerçekten çok zorlandı. Fikirlerin hepsi birbirinden güzeldi, birbirinden faydalıydı. Acaba hangisi birinci olduğu bu fikirlerden biraz sonra onu öğreneceğiz. O zaman her zaman yaptığımız gibi jüri sözcümüz Alpan Bey'e dönelim. Alpan Bey bize her zaman yaptığı gibi açıklamalı olarak herhalde anlatacak. Şimdi şöyle, olay şöyle gelişti, kendi aramızda konuştuk. 4 kişilik bir aile, 2 çocuk, anne baba sabah uyandılar. Baba lavabo ve musluklardan suları ayıran sistemde tıraş oldu. Anne tak ve koku üzerinde takarak arabaya bindiler. Araba içten dolgulu, emniyet jantlı bir arabaydı. Çocuklarını artı 7 çocuklar için otokoltuğuna oturttular. Çocuklar yolda giderken üzerlerine portakal suyu döktüğü için yeni bir giydirme tekniği uyarlanan pratik atletleriyle değiştirdiler. Ve en sonunda da lavabo ve musluklardan suları ayıran sistemle elde ettikleri tasarrufu geleceğimiz gençlerimiz web sayfasında değerlendirdiler. Vallahi ben bir alkış istiyorum. Alpan Bey her konuda yetenekli. Alpan Bey bundan sonra senaryo yazmaya da başlarsınız herhalde diye düşünüyorum. Evet, sağ olun, teşekkürler. Elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi gelelim seçim konusuna. Evet. Tabii biz 3 tane seçiyoruz bu etapta. İçten dolgulu emniyet jantıyla başlayalım. İçten dolgulu emniyet jantını eledik. Yani iş modeli anlamında biraz çok daha fazla paraya ihtiyacı olacağını ve hani oyun değiştirici dediğimiz bir sistem olduğu için uygulama süreci uzun olabileceğini düşündük. Onun dışında yeni bir giydirme tekniği uyarlanan pratik atleti eledik. O da açıkçası güzel bir proje olmasına rağmen diğerleriyle karşılaştırıldığında jüri tarafından daha az puan aldı. Son olarak tak ve kokta da açıkçası Murat, senin projeni daha çok beğendik. Dolayısıyla orada da aynı şekilde iş modeli anlamında biraz sıkıntı olabileceğini ve hayata geçirilmesinde süreç gerektiğini ve daha büyük bir yatırım gerektiğini düşündük. Dolayısıyla 6 yarışmacımızdan 3'ünü eledik. Sonuç olarak 1, 2 ve 5 numaralı yarışmacımız... Son 3'e kaldılar. Son 3'e kaldılar. Peki onları bir öne çıkmalarını rica edeceğiz. Evet. Peki bu 3 proje içinde birinciyi seçmekte zorlandınız mı diye sordum. Evet, bu 3 proje içinde birinciyi seçmekte zorlandık. Zaten çok yakın puan aldılar jüriden. Dolayısıyla biz 2 tane seçtik. 2 tane mi birincimiz var? 2 tane birinci seçtik bugün puansal anlamda. Dolayısıyla bu 2'nin dışındaki 3. yarışmacımız aslında sosyal sorumluluk projesi olduğu için gençlerimiz, geleceğimiz gençlerimiz projesi bu üçün arasına giremedi ama sosyal sorumluluk anlamında da bizden çok çok önemli destek aldı. Şu andaki birincilerimiz 1 numara ve 5 numara. 1 numara ve 5 evet. numara, evet. Çocuklar için OTA koltuğu başlığı ve 5 numarada da Hamza Akay. Evet, lavabo ve musluklarda suları ayıran sistem. Evet, birincilerimiz. 2 birincimiz var, sizleri buraya alacağız. Yanımıza alalım, önce bir tebrik edelim. Tebrik ederiz gerçekten. Alalım. Teşekkür ediyoruz. Sizleri böyle alacağız. Tebrik ediyoruz. Ve evet, bugün bir değişiklik oldu Murat. Evet, 2 tane birincimiz oldu. Yani bir aslında de 3 birinci var diyebiliriz. Değil evet. mi Alpan Bey? Sosyal sorumluluk projesi de çok başarılı bir proje ama sosyal sorumluluk projesi olduğu için onu ayrı bir yere koyduk. 2 tane de birincimiz çıktı. Ayrı bir ödülü olacak. Ayrı bir ödülü olacak çünkü. Hı hı. Evet. Peki zaten 3 tane birincimiz olacak çünkü bir de halk oylarıyla seçtiğimiz bir birincimiz var. Burada görmüş olduğunuz... Evet, halkımıza soracağız. Evet, görmüş olduğunuz bu projelerden geriye kalan 4 projemizden bir tanesi yine sizler sayesinde hayata geçebilir. Efendim, ellerinizde şu anda butonlar var. O butonlarla oylama yapabilirsiniz. 1 dakikalık bir oylama sürecimiz olacak. İzleyicilerimiz hangisini seçecekler, evet. finale gönderecekler? Peki, bakalım hep birlikte öğreneceğiz. 1 dakikalık oylama süreciniz başladı. Bakalım bu haftanın halk oylarıyla kazanan girişimcisi kim olacak? Sonuçlarımız geliyor. Evet, sonuçları öğrenmek için Barka Vizyonumuza dönüyoruz. Dönelim. Bakalım bugünün 3. kazanan yarışmacısı kim olacak? Çünkü jüri oylarıyla 2 yarışmacımız birinci oldu. Birinci oldular. İşte geliyor sonuçlar. 2 numara geleceğimiz gençlerimiz Çisem Tiftikçioğlu. Çisem Hanım, sizi böyle alalım. Bir sosyal sorumluluk projesi daha kazandı. Tebrik ederiz efendim. Size böyle alalım. Evet. Siz de böyle alın. Evet. Şimdi teknoloji sponsorumuzun özel bir ödülü var. Kendisi teknoloji sponsorumuz Vodafone'un Türkiye Küçük İşletmelerden Sorumlu Pazarlama Müdürü Ümit Aydın Bostancı bizlerle birlikte. Önce kendisini buraya alacağız alkışlarla. Alkışlarla. Efendim, hoş geldiniz. Hoş geldiniz Ümit Bey, nasılsınız? Merhabalar, sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkürler, biz de iyiyiz. Bizler de iyiyiz. Evet, sizden bir öncelikle bir açıklama alalım. Nedir bu ödülümüz? Girişimcilik kültürünün yaygınlaşmasında önemli payı olan, Türkiye'nin en büyük girişimcilik platformu olan Bir Fikrim Var'ın gerçekleşmesinde emeği olan herkese öncelikle teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz size. Biz de ülkenin ekonomik kalkınmasına yönelik adımlarında girişimciliğin çok daha fazla desteklenmesi gerektiğini düşünen bir şirket olarak Bir Fikrim Var platformunu desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Arkadaşımızı içten Geleceğimiz Gençlerimiz projesiyle aldığı ödülden dolayı tebrik ediyorum. Kendisine Vodafone Türkiye adına girişimci ruhu ve cesareti için teşekkürlerimi sunuyor. Mobil teknolojilerin gücüyle bundan sonra da başarılı projelerine devam etmesi için kendisini 12 ay boyunca iş ortam tarifesi hediye ediyorum. Çisem Hanım. Çisem Hanım'a Çisem Tiftikçioğlu. Bu gece 2 ödül birden size geldi. Ne güzel. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Siz de kutluyoruz. Desteğiniz hem yarışmacılarımıza hem de bize güç veriyor. Çok sağ olun. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Şöyle herkesi buraya alabilir miyiz? Programın sonuna geldik. Hem yarışmacı arkadaşlarımızla böyle alacağız. Evet, her hafta olduğu gibi önce sevgili izleyenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte oldukları için. Ve jürimize, Gülden Hanım, size de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bizlerle birlikte oldunuz. Ve haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın.